Liza Pavel Pavlovich atlatmak kelimesine bir anlam verememişti. Tanrı bilir neden Vilçanınov geçen gece ona böyle bir soru sormuştu. Zaten kendisi de açıklamasını yapamamıştı. Pokrovski Kilisesi'nin yakınlarındaki bir dükkana adres sorunca, ona birkaç adım ilerideki ara sokakta bir oteli tarif ettiler. Otelde Bay Trusovski'nin aynı avluya bakan Maria Sisoevna'nın pansiyonunda kaldığını söylediler. Daracık, ıslak ve pis merdivenlerden ikinci kata çıkınca bir ağlama sesi duydu. 7-8 yaşlarında bir çocuk ağlamasına benziyordu. Ses çok dokunaklıydı. Çocuğun boğuk kıçkırıkları ve tepinmeleri yetişkin bir adamın öfkeli bağırtılarına karışıyordu. Adam çocuğun sesi duyulmasın diye onu susturmaya çalışıyordu besbelli. Ama kendisi daha çok gürültü yapıyordu. Çok acımasızca bağırıyordu. Çocuk da bağışlanmak için yalvarıp yakarıyordu. En üst katta, İki tarafında kapılar olan koridorda Vilçanov 40 yaşlarında uzun boylu, iri yarı, derbeder görünüşlü bir köylü kadın gördü ve Pavel Pavlovich'i sordu. Kadın sesin geldiği kapıyı işaret etti. Kadının tombul mor yüzünde bir öfke ifadesi vardı. ''Görüyor musunuz? Nasıl eğleniyor?'' dedi sert bir sesle ve aşağı indi. Vilçanov tam kapıya vuracaktı ki vazgeçip içeriye daldı. Pavel Pavlovich bir sürü sıradan mobilyayla kaba saba döşenmiş odanın ortasında dikiliyordu. Üzerinde ceketi ve yeleği yoktu. Kıpkırmızı ve öfkeli bir suratla bir yandan bağırıyor, bir yandan da kısa, yünlü, eski püskü siyah bir elbise giymiş 8 yaşlarında küçük kıza el kol hareketleri yapıyordu. Hatta Vilçanova göre tekmeliyordu. Kız çılgın gibiydi. Güçlükle soluk alıyor, ve Pavel Pavlovich'e sarılmak ister gibi ellerini uzatmış bir şey için yalvarıyordu. Bir an içinde bütün sahne değişti. Ziyaretçiyi gören kız çığlığı basıp bitişikteki küçük odaya kaçtı. Şaşkına dönen Pavel Pavlovich de bir gece önce Bilçen'in ovun kapısında yakalandığı zaman yaptığı gibi hemen gülücükler saçmaya başladı. ''Aleksey İvanoviç diye bağırdı hayretle. ''Hiç beklemiyordum. Girin, girin. Buyurun. Kanepeye buyurun. Ya da koltuğa oturun. Ben de... Sonra da yeleğini unutup ceketini giymek için koştu. Boş verin, resmiyete gerek yok. Vilcaninov sandalyeye oturdu. Lütfen bırakın da resmi olayım. İşte oldu. Böyle daha saygıdeğer oluyor. Niye köşeye oturdunuz? Buraya, masanın yanındaki koltuğa buyurun. Sizi hiç beklemiyordum, hem de hiç. O da hasır bir sandalye alıp, beklenmedik misafirinden biraz öteye, Yüzünü görebileceği bir şekilde koyup ucuna ilişti. Neden beklemiyordunuz? Tam bu saatte geleceğimi dün gece söylemiştim. Gelmezsiniz diye düşünmüştüm. Bu sabah kalktığımda dün olanları düşününce bir daha sizi görmekten umudumu yitirmiştim. Bu arada Wilchen'in o etrafına bakmıyordu. O da darmadağınık, yatak açık, giysiler etrafa saçılmıştı. Masanın üzerinde kirli kahve fincanları, ekmek kırıntıları, Yarısı dolu, mantarı çıkarılmış şampanya şişesi ve yanında da bir bardak duruyordu. Bitiçik odaya şöyle bir baktı, sakindi. Çocuk hiç kıpırdamadan saklanıyordu. ''Herhalde bu saatte bunu içmiyordunuz?'' dedi Pilçinnov şampanyayı göstererek. ''Kalanı'' dedi Pavel Pavlovich bozularak, ''Çok değişmişsiniz.'' ''Birden biri oldu bu alışkanlık. Evet ya, o tarihten beri var. Doğru söylüyorum, kendimi tutamıyorum.'' Rahatsız olmayın Alexey Ivanoviç. Şu anda sarhoş değilim. Dün sizin dairenizdeki gibi maskaralık yapmam. Gerçekten o zaman başladım. Altı ay önce biri bana böyle yıkılacağımı söyleseydi asla inanmazdım. Demek dün gece sarhoştunuz. Evet, dedi alçak sesle, utanarak başını eğdi. Tam o anda o kadar değildim. Ama daha önce sarhoştum açıklamak istiyorum. Çünkü bu durum sarhoşluktan daha beter. Çakır keyif olduğum zaman arkasından şiddet ve aptallıklar geliyor. Acımı daha yoğun duyuyorum. Belki de derdimden içiyorum. O zaman bir sürü saçmalıklar yapıyor. Hiç yüzünden insanlara aptalca hakaretler ediyorum. Dün size de kendimi çok kötü göstermiş olmalıyım. Hatırlamadığınızı mı söylemeye çalışıyorsunuz? Hatırlamaz mıyım hiç?'' Hepsini hatırlıyorum. Ben de aynen öyle düşünmüştüm Pavel Pavlovich. Dedi Bilçenov yatıştırıcı bir sesle. Üstelik dün ben de size çok öfkeli ve sabırsız davrandım. Bunu kabul ediyorum. Bazen kendimi pek iyi hissetmediğim zamanlar oluyor. Bir de sizin öyle beklenmedik gelişiniz. Evet ya, hem de gece vakti diye başını salladı Pavel Pavlovich. Sanki kendisi de şaşırmış ve uygun bulmamış gibi. Bana ne oldu bilmem. Kapıyı kendiniz açmamış olsaydınız asla zili çalmazdım. Kapıdan çekip giderdim. Bir hafta önce size geldim Alexey Ivanoviç. Evde yoktunuz. Belki de bir daha hiç gelmemeliydim. Haddimi biliyorum ama benim de gururum var Alexey Ivanoviç. Sokakta karşılaşmıştık. Beni hatırlaması gerekir ama arkasını dönüp gidiyor diye düşünmüştüm. Size gelmek için bir türlü karar verememiştim. Dün gece Petersburg Site'dan çıktım ve zamanı unutuverdim. Hepsi şunun yüzünden, dedi şampanya şişesini göstererek. Bir de duygularımın... Çok aptalca, çok. Başka biri olsa arkadaşlığımızı yenileme umutlarımı keserdim. Çünkü dün olanlardan sonra bile eski günlerin hatırına bana geldiniz siz. Vilcanov dikkatle dinliyordu. Adam sanki işten ve biraz da bakarla konuşuyor gibi geldi ona. Yine de odaya girdiği andan itibaren duyduğu tek kelimeye bile inanmadı. Demek burada yalnız değilsiniz Pavel Pavlovich. Demin yanınızda olan küçük kız kimin? Pavel Pavlovich biraz şaşırdı, gözlerini kaldırdı, Vilchaninov'un yüzüne tatlı tatlı baktı. Kimin kızı mı? Liza o. dedi hoş bir gülümsemeyle. Liza da kim? diye mırıldandı Vilchaninov içi titreyerek çok ani bir şoklu yaşadığı. İçeri girince Liza'yı görmüş ama aklına bir şey gelmemişti. ''Bizim Liza'mız, bizim kızımız Liza'' dedi Pavel Pavlovich gülümseyerek. ''Kızınız mı? Yani Natalya, Natalya Vasilyevna ile sizin çocuklarınız mı var?'' diye sordu Bilçanov alçak sesle. Ürkek ve kuşkulu. ''Öyle ya, siz nereden bilecektiniz? Siz gittikten sonra oldu. Tanrı bize bir çocuk verdi.'' Pavel Pavlovich gayet doğal bir heyecanla sandalyesinden fırladı. ''Bunu duymamıştım.'' dedi vilkenin onsarararak. ''Öyle ya, öyle ya. Kimden duyacaktınız?'' dedi Pavel Pavlovich heyecandan zayıf çıkan bir sesle. ''Zavallı karımla ben ümitlerimizi tamamen yitirmiştik. Sonra birden Tanrı bize lütufta bulundu. Bunun benim için ne demek olduğunu Tanrı biliyor. Siz gittikten bir yıl sonraydı sanırım.'' ''Yo, yo, bir yıl değil.'' Tam bir yıl değil. Durun bakayım, eğer hafızam beni yanıltmıyorsa, siz Ekim ya da Kasım'da gitmiştiniz sanırım. Eylül başında T'den ayrıldım ben. Eylül'ün 12'siydi. Çok iyi hatırlıyorum. Eylül'dü öyle mi? Hımm, hayret! diye bağırdı Pavel Pavlovich, daha çok şaşırarak. Evet, eğer öyleyse bir bakalım. Siz Eylül'ün 12'sinde gittiniz. Liza Mayıs'ın 8'inde doğdu. Demek ki Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan 8 aydan biraz fazla. Ah bir bilseniz zavallı karım. Görmek istiyorum, çağırın onu, dedi Bilçen'in o kısık sesle bocalayarak. Elbette, dedi Pavel Pavlovich telaşla. Sanki söylediklerinin zaten bir sonu yokmuş gibi lafını yarım bıraktı. Hemen. Hemen sizinle tanıştırayım. Aceleyle öbür odaya, Liza'nın yanına gitti. Üç ya da dört dakika geçti. Odada bir fısıldaşma oldu. Liza'nın sesini algıladı. İçeri gelmemek için yalvarıyor diye düşündü Bilçanov. Sonunda geldiler. Biraz mahcup, dedi Pavel Pavlovich. Öyle utangaç ve gururlu ki, zavallı karımın bir kopyası. Liza başı önünde içeri girdi. Artık ağlamıyordu. Babası elinden tutmuştu. Uzun boylu, zayıf, çok güzel bir kızdı. İri mavi gözlerini kaldırıp merakla ve somurtarak konuğa baktı. Sonra yine hemen başını eğdi. Gözlerinde bir yabancıyla yalnız bırakılan çocukların ağırlığı vardı. Bir köşeye çekildi. Ciddi ve güvensiz bir şekilde tanımadığı bu konuğa bakmaya başladı. Belki de kafasında çocuksu olmayan başka bir düşünce vardı. Vilcanov böyle hissetti. Babası kızı Vilcanov'a doğru götürdü. Bu amca bizim arkadaşımızdı. Yıllar önce annen de onu tanırdı. Utanma, uzat elini. Çocuk biraz öne doğru eğilip elini uzattı. Natalya Vasilievna ona reverans yapmayı öğretmedi. Biraz eğilip İngiliz tarzı elini uzatmasını söylerdi. Diye açıklama yaptı Pavel Pavlovich Vilchanov'a dikkatle bakarak. Vilchanov izlendiğinin farkındaydı. Ama duygularını saklamaya çalışmadı. Sakin sakin sandalyesinde oturdu. Liza'nın elini eline alıp çocuğa baktı. Liza büyük bir kaygı içindeydi. Elini konuğun elinde unutup gözlerini babasına dikti. Söylediği her şeyi korkuyla dinliyordu. Vilchenov bu iri mavi gözleri hemen tanıdı. Onu asıl etkileyen yüzünün yumuşak beyazlığı ve saçının rengiydi. Bu özellikler çok belirgindi. Yüz atları ve dudaklarının çizgisi ona Natalya Vasilievna'yı hatırlattı. Bu arada Pavel Pavlovich içten ve duygulu bir şeyler anlatıp duruyordu. Ama Vilchanov onu duymadı bile. Yalnızca son cümleyi yakaladı. ''Tanrının bu armağanına nasıl sevindiğimizi tahmin edemezsiniz Aleksey İvanoviç. Doğar doğmaz benim her şeyim oldu. Tanrının isteğiyle mutluluğum bir gün bitse bile Liza'nın tek tesellim olacağına kesinlikle güveniyordum.'' ''Ya Natalya Vasilievna?'' diye sordu Vilchanov. ''Natalya Vasilievna mı?'' dedi Pavel Pavlovich üzgün bir şekilde. Onu bilirsiniz. Çok şey söylemezdi. Ama ölürken onunla bedalaşması, her şey o zaman anlaşıldı. Ölürken dedim, ama ölümünden bir gün önceydi. Çok heyecanlı, çok öfkeliydi. Onu ilaçlarla tedavi etmeye çalıştıklarını, aslında basit bir ateşten başka bir şeyi olmadığını, doktorların hiçbirisinin bunu anlayamadığını, kok gelir gelmez, bizim eski arkadaşımız askeri doktoru hatırlarsınız. 15 günde ayağa kalkacağını söylüyordu. Ölümünden 5 saat önce 3 hafta içinde teyzesi yani Liza'nın vaftiz annesini isim gününde ziyaret etmemiz gerektiğini söyleyip durdu. Vilcenno birden sandalyesinden kalktı. Hala çocuğun elini tutuyordu. Çocuğun babasına derin derin sitemli bakışı onu çok etkilemişti. Hasta falan değil ya, dedi aceleyle ve biraz garip bir şekilde. Sanmam ama buradaki şartlarımız pek dedi Pavel Pavlovich endişeyle. Her zaman garip ve sinirli bir çocuk. Annesinin ölümünden sonra iki hafta hastalandı. Siz gelmeden önce ne ağlama ne sızlama. Duyuyor musun Liza? Duyuyor musun? Neydi onlar? Tek neden onu bırakıp dışarı çıkmam. Bu artık onu annesinin sağlığındaki kadar sevmediğimi gösteriyormuş. Benden şikayetçi. Oyuncaklarıyla oynaması gereken bir çocuk böyle bir düşünceyle üzülüyor. Burada onunla oynayacak hiç kimsesi yok. Ama burada yalnız değilsiniz sanırım. Çok yalnızım. Günde bir kez bir hizmetçi geliyor. Siz de dışarı çıkıp onu yalnız bırakıyorsunuz. Başka ne yapabilirim? Dün dışarı çıkarken onu şu küçük odaya kilitlemiştim. Bugünkü gözyaşları bu yüzden. Başka ne yapabilirdim? Siz kendiniz bir düşünün. Önceki gün ben dışarıdayken aşağı inmiş. Avluda bir çocuk kafasına taş atmış. Bazen de ağlamaya başlıyor ve avludaki odaları dolaşıp beni soruyor. Bu hiç hoş değil. Ben de az değilim. Bir saatliğine çıkıp ertesi sabah dönüyorum. Dün öyle oldu. Ben yokken pansiyoncu kadın bir çilingir çağırtmış. Kilidi açtırıp onu dışarı çıkarmış. Ne utanç verici. Kendimi canavar gibi hissettim. Hepsi delilikten. Delilikten. Baba. Diye bağırdı çocuk ürkek ve huzursuz. İşte yine aynı şey. Yine aynı. Ben sana ne söyledim? Bana ne bana ne? Dedi Liza korkuyla ve adamın yanına koşup ellerini kenetledi. Böyle bir yerde bu şekilde yaşamaya devam edemezsiniz. Dedi Bilçan'ın sabırsızlıkla ve otoriter bir sesle. Siz... Mal mülk sahibi birisiniz. Neden böyle yaşıyorsunuz? Böyle bir yerde, böyle bir çevrede. Pansiyonda mı? Biliyorsunuz, bir hafta içinde gideceğiz. Çok para harcadık. Malım mülküm olsa da... Hadi hadi, yeter artık, yeter! Diye lafını kesti Vilçanov gitgide artan sabırsızlıkla. Sanki... Konuşmaya gerek yok. Söyleyeceklerinizi biliyorum. Hangi duygularla konuştuğunuzu biliyorum. Der gibiydi. Dinleyin, bir öneride bulunacağım. Bir hafta kalacağınızı söylediniz. Hadi bilemediniz iki hafta olsun. Burada yirmi yıldır tanıdığım bir aile var. Baba, Aleksandr Pavlovich Pogor Yeltsev iyi bir görevde. Belki size işinizde yardımcı da olur. Şimdi yazdıklarındalar. Nefis bir villaları var. Klavdiya Petrovna benim ablam ya da annem gibidir. Sekiz çocukları var. İzin verin de hiç zaman kaybetmeden Liza'yı oraya götüreyim. Burada kaldığınız süre boyunca seve seve onu kabul ederler ve kendi öz çocukları gibi davranırlar. Çok sabırsızdı ve bunu gizlemiyordu. Bu imkansız, dedi Pavel Pavlovich yüzünü buruşturarak. Vilcanov kurnazca baktığını hissetti. Neden imkansız olsun? Çocuğu birdenbire nasıl göndereyim? Kuşkusuz gerçek bir dostsunuz. Buna kuşkum yok. Ama böyle yüksek mevkide, yabancı insanların evinde onu nasıl karşılarlar? ''Bilmiyorum ki. Ama size aileden biri gibi olduğunu söyledim.'' diye bağırdı Vilchan'ın o öfkeyle. Claudia Petrovna ağzından çıkan tek bir kelimeyle onu benim çocuğum gibi kabul eder. ''Boş verin şimdi. Bunlara bir şey söylemiş olmak için söylüyorsunuz. Tartışılacak bir şey yok.'' Pavel Pavlovich ayağını yere vurdu. ''Ben yalnızca biraz garip olduğunu söylemeye çalışıyorum. Bir iki kez onu görmem gerekir.'' Yoksa babasız hisseder kendini. Böyle büyük insanlarla... Onlar öyle büyük insanlar değildir. Hepsi sade insanlar, diye bağırdı Vilchanov. Bir sürü çocuk var. Orada sağlığına kavuşacak. Bütün olay bu. İsterseniz yarın sizi tanıştırırım. Gidip onlara... Teşekkür etmeniz gerekir. İsterseniz her gün beraber gideriz. Biraz şey... Saçma. Bunu siz de biliyorsunuz. Bu akşam bana gelin. Hatta kalın. Sabah erkenden yola çıkarız. Saat 12'de orada oluruz. Veli nimetimiz. Demek geceyi sizinle geçireceğiz ha? Diye kabullendi Pavel Pavlovich coşkulu bir sesle. Bana hayır yapıyorsunuz. Villaları nerede? Liesnoe'de. Ya elbiseleri? Bilirsiniz böyle seçkin bir evde, böyle bir yazlıkta. Siz de bilirsiniz şey, bir baba yüreği... Ne varmış elbisesinde? Çocuk yaz tutuyor. Başka türlü giyinecek değil ya. En uygun giysi bu. Yapması gereken şey... Temiz bir çamaşır giymesi. Çamaşırları gerçekten kirliydi. Hemen üstündekileri değiştirir, dedi Pavel Pavlovic titizlenerek. İç çamaşırlarını da hazırlarız. Maria Sisi onları yıkamaya götürmüştü. Bir araba çağırtın, Diyaraya girdi Vilcaninov. Acele edin. Ama bir güçlük vardı. Liza karşı çıkıyordu. Olanları korkuyla dinledi. Vilcaninov, Pavel Pavlovich'i iknaya uğraşırken, onun yüzüne baksaydı, küçük yüzünde ümitsizlik görürdü. Gitmem, dedi ciddi ve alçak sesle. İşte bakın, tıpkı annesi. <laughs> değilim, değilim, diye bağırdı Liza ümitsizlik içinde ellerini büküp dururken annesine benzediği konusundaki korkunç siteme karşı kendisini korumaya çalışıyor gibiydi. ''Baba, baba, eğer beni bırakırsan...'' Birden üzüntülü duran Vilcanova döndü. ''Pini alırsanız...'' Daha fazlasını söylemeye fırsat bulamadan, Pavel Pavlovich kolundan tuttuğu gibi, öfkeyle küçük odaya sürükledi. Birkaç dakika fısıldaşmalar oldu. Bastırılmış bir ağlama sesi geliyordu. Vilcanova tam içeri girmek üzereyken Pavel Pavlovich dışarı çıktı. Yarım bir gülümsemeyle kızın geleceğini söyledi. o ona bakmamaya çalışıyordu. Gözlerini kaçırdı. Maria ise o yöne geldi. Daha önce koridorda karşılaştığı köylü kadındı. Yanında getirdiği çamaşırları Liza'ya ait küçük güzel bir çantaya koydu. Küçük kızı götürüyor musunuz bayım? Diye sordu Wilcenow'a. Bir aileniz var herhalde. Ne güzel. Çok sakin bir çocuk. Onu gerçek bir tımarhaneden kurtarıyorsunuz. ''Tamam, tamam Maria Sisoyna'' diye mırıldandı Pavel Pavlovich. ''Evet ya, adım Maria Sisoyna. Ezberliyor musunuz? Burası tımarhane değil mi? Aklı eren bir çocuğun böyle rezillikleri görmesi doğru mu? Araba geldi bayım. Lisnoe değil mi? Evet, evet. Büyük bir nimet. Liza benzi solmuş, kafası eğik bir halde geldi, çantasını aldı.'' Vilchenova hiç bakmadı bile. Ayrılırken babasına sarılmamak için kendisini tuttu, ona da bakmamaya çalışıyordu. Babası başından öptü ve hafifçe vurdu. Adam öyle yaparken kızın dudakları büzülüp çenesi titremeye başladı. Ama yine de gözlerini kaldırmadı. Pavel Pavlovich de sapsarıydı, elleri titriyordu. Vilchenova da onlara bakmamak için elinden geleni yapıyordu ama yine de bunları gördü. Tek istediği bir an önce oradan gitmekti. Benim suçum yok diye düşünüyordu. Böyle olmak zorundaydı. Aşağı indiler. Maria Sisyoevna Liza'yı öpüp vedalaştı. Liza yalnızca arabaya binerken babasına baktı, ellerini uzatıp bağırdı. Biraz daha dursa kendini arabadan dışarı atacaktı. Ama atlar hareket etmişlerdi bile.